Marmara Gölü'ndeki Balıkçı Kooperatifi, Marmara Gölü ve Su Ürünleri Kooperatifi adını açtığımız bir iptal davasıydı. Bu Türkiye'nin ilk iklim davası olarak da yansıdı kamuoyuna. Oradaki durum şuydu, kuruyan göle rağmen Marmara Gölü balıkçılarından göl kirası istemişti bakanlık. Bunun iptal için açtığımız davada karar çıktı ve bakanlığın bu işleminin hukuka aykırı olduğu, kurumuş bir gölden dolayı bir kira talebinin olamayacağına karar verdi mahkeme. Marmara Gölü'ndeki kurumadan kaynaklı problemlerin bir üst aşamaya taşındığı bir durum yaşandı yakın bir tarihte, geçen ay içerisinde. Ne oldu derseniz, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar, bunlar Devlet Su İşleri, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Manisa Valiliği ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, kuruyan Marmara Gölü arazisinde tarımsal faaliyet göstermek amacıyla bir işbirliği protokolü imzaladılar. Ve bunun akabinde Sulak Alanlar Komisyonu, yine Doğa Koruma Milli Parklar Dairesi'nin sekreteryasını yaptığı bu komisyon, sulak alanlarda Türkiye'de karar vermeye yetkili tek komisyon, bu işbirliği protokolünü dayanak tutarak Marmara Gölü'nün koruma alanlarını ortadan kaldırdı. Bu ne anlama geliyor? Marmara Gölü artık sınırsız bir şekilde tarımsal faaliyete açılmış durumda. Bu hukuka aykırı bir durum. Nereden kaynaklı hukuka aykırılığı, nereden kaynaklanıyor derseniz, göl ulusal sulak alan tescilli bir göl, yani koruma altında olan bir göl. Uluslararası Doğa Koruma Sözleşmeliği ile korunuyor ve sulak alanlar yönetmeliğinde çok açık hüküm var. Bir sulak alan kurumuş olsa dahi bunun rehabilite edilmesi gerekiyor. Yani eski haline döndürülmesi gerekiyor. Gölü kurutmak yasak, kurutulan gölün de başka amaçlarla kullanılması da yasak. Yani sırf göl kurudu diye tarımsal faaliyete başlayamazsınız gölde. O yüzden biz bu hukuka aykırılıkları dile getirerek bir dava açtık. Yani bu işbirliği protokolünün ve işbirliği protokolüne dayanılarak çıkartılan sulak alan komisyonu kararının bu koruma sözleşmelerine aykırı olduğunu söylüyoruz. Ve aynı zamanda bu gölün kendiliğinden durup dururken sadece iklimsel değişikliklerle insanların müdahalesi olmadan kuruduğu iddiasını tartışmaya açıyoruz bu davada. Çünkü bu göl neredeyse 2010'lardan itibaren kamu idarelerinin hatalı su politikaları sebebiyle göz göre göre kurumuş, hatta kurutulmuş bir göl. Biz bu davada kamu idarelerinin bu sorumluluğunu bir mahkeme kararına bağlamak istiyoruz ve bu sorumluluğun gereğini yerine getirerek gölü tam anlamıyla eski hale getirmelerini talep ediyoruz. O yüzden bu tarımsal faaliyetin iptalini, buna yol açan kararların iptalini talep ettik. Türkiye'nin ilk iklim davasında evet istediğimiz oldu. Zaten kurum o davada da aynı şekilde bu su politikalarının hatasından yola çıkarak idarenin kendi kuruttuğu gölden bir kiracı gibi